Şunu biliyoruz ki maden faaliyetlerinde binlerce dinamit patlatılarak yeryüzü delik deşik edilmekte, su kaynakları kurutulmakta. Hastalık saçan zehirli kimyasallar toprağa ve havaya karışmaktadır. Bunun en yakın örneği de İliç'tir. Hasan Din Yaylası'nda yapılmak istenen her türlü maden girişimi halkın geçim kaynağına, su hakkına ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına, kısacası yaşam hakkına dönük bir saldırıdır. Biz de bugün burada yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bu tür talan projeleriyle hiç kimse ana dilini konuşabildiği, kültürel varlığını sürdürdüğü, atalarından kalan kadim üretim topraklarından kopartılamaz ve göçe zorlanamaz. Bu nedenle doğamızı savunmak aynı zamanda kimliğimizi, kültürümüzü, dilimizi ve belleğimizi savunmaktır. Yani Hasan Din'i korumak, belleğimizi korumaktır. Buradan açıkça deklare ediyoruz. Halkımızın yaşam alanını ve ekolojik dengeyi yok edecek bu maden projesine hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz. Evet, biz bu doğayı talan etme konusundaki girişimlerin karşısında duracağız. Sizlerin durduğu gibi. Bugün KULP'ta aslında tamamen bu nehirden bizler balık ihtiyacımızı karşılıyorduk. Şu anda hiçbiri yok. Evet, o günlerde de sesini yükseltenler oldu ama maalesef bu dayanışmayı tam anlamıyla gösteremedik. Biz artık bu talana müsaade etmeyeceğiz. Biz sadece kendi yaşam alanlarımıza sahip çıkmıyoruz. Hayvanlarımızın yaşam alanına, tüm canlıların yaşam alanına sahip çıkıyoruz. Bitki örtümüze sahip çıkıyoruz. Aslında buradan çıkan suyun nereye vardığını da herkes iyi biliyor. Bütün bir Mezopotamya Ovası'nı besleyen Dicle Nehri'ne akan suyu korumak için buradayız. Buradaki maden faciası, daha doğrusu buradan yapılacak maden çalışmasında kullanılan kimyasalların sadece KULP'taki suyu değil, bütün bir Mezopotamya'ya akan Dicle Nehri'ni zehirleyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biz bugünü, yarını korumak adına buradayız. Geleceğimizi korumak için buradayız. Hayvanlarımızı, evcil hayvanlarımızı, yaban hayvanlarımızı, bitkimizi korumak için buradayız. Biz burayı bugünün birkaç şirketine ya da birkaç zihniyetin ekonomik rantına kurban etmeyeceğiz. Bu doğa, bu hayvanlar, bu canlılar, bu bitkiler en büyük zenginliğimizdir. Bu zenginliğin önüne hiçbir para, hiçbir maddi menfaat geçemez. KULP halkı bu direnci gösterdiği sürece hiç kimse burada tek bir çivi bile kazamaz, tek bir kazı yapamaz. Emgari babu kale koy, bütü kesiba bernadın. Em na hazin ki madem kebeki, madem bir kebeki tevda yuvala demediçe, jiyana mediçe, her tişte mediçe, hayvancılığa mediçe, arıcılığa mediçe, var var yemeye. Em var ya hu desti tu kesiba bernadın. İro le vakta ku 10,000 insan, 20,000 insan, 3,000 insan perişan bebe. O habekci zengin bebe. Em bu ya zuy zalim diye hiç kabul nakin. Em tüccari kudu velati kudesti tü kesiba bernadın, on bernadın, bernadın. Yaylamızdır, nefesimizdir, yaşam biçimimizdir. Yani eğer Hasan'ın yaylası yoksa bizler de yokuz. 10 köyün şu anda kullanımda olan bir yayla. Ona suyumuz, nefesimiz ve ayrıca hayvancılık alanı, maden İşinin buraya girmesi ve bu alanın doğal yapısının bozulması bizim yok olmamız demektir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Halkımızın dikkatini çekmek istiyorum. Hasan Din yaylasını sahipsiz bırakmayalım. Veya vira perçek iş Hasan Dini'ye. Vira daha yeki Hasan Dini'ye. Hasan Din ne meydan biteni'ye. Ciye ku Maden evi şey derken, o evi fayda şey bivinin, o zararı bin nevi halkı, ciki dineye. Belki evi desfikiri nevra ve, fakat evi hata vraji vere. Le, yekiti amme, de da hak Hasan dine da, rihi meherre, cani meherre, dropa hunet medan nemine, gere em, Tev havra desti mev havra yek ve em yekitya hu khurt bikin veki ku parizera ji ahaftin kir gotin ne irub teniye
Hatta ku em viya bine seknandin em te bi hevra detime bi hevra ve yekve jibuna Hasan dini emidol veren ama liki dera em bivêjin Türkiye vitişlabı ve gere herkes karşı derke ve herkes vitişliğinde koze. Yeah.